Yeni bir videodan herkese merhaba. Bu yönelim videosunun teması Ukraynalı annemle iftar sofrası. Biraz da caption, biraz da böyle bir clickbait mi? Öyle bir şey diyorlardı. Başta biraz alışverişimizi yapacağız. İftar için hazırlayacaklarımızı. Sonra da mutfak bölümünde görüşürüz. Yüzlük çorbası, zeytinyağlı sarması, sonra havuç tarator, değil mi? Havuçlu tarator. Havuç tarator. Başka ne yapacaktık ya? Pilav, karnıyarık. Ana menümüz evet, karnıyarık. Bir de böreğimiz de vardı sanki. 25 yıl Türkiye'de boş geçmedi. Hanım eline geldik. Çok tatlı. Böyle kavanozcuklar. Hayır anne ya, sen kendin de yapıyorsun. Sadece şimdi vakit kaybına gerek var mı? Kolayına geliyor ama gerçekten güzel yapıyorlar. Çok güzel. Benim gibi yapmış. Vallahi sen de yapıyorsun ki, annemi zor ikna ettim kendisi yapmaması için. Bu benim fikrimdi tamamen. Çünkü gerek yok. Eskiden bütün komşular toplanıyordu, işte akrabalar falan toplanıyorlardı, mantı günü yapıyorlardı ya da sarma günü mü, içli köfte günü falan yapıyorlardı ve hani sadece keyfi bir şekilde orada oturup yapıyorlardı. Şimdi öyle değil yani, şimdi ikimiz otursak Allah aşkına kaç saat sürecek, diğer hiçbir şey yetişmeyecekti. Hiç gerek yok, annemi zor ikna ettim yapmaması için. Sarmayı da diyorum ki gel satın alalım, yine ev yemeklerinden sarma, yok ben kendim yapacağım diyor. Yok ben kendim yapacağım diyor. Giderken çilek gördük. Kilosu 20 TL. Biz de aldık, taze taze, çok güzeller. Börek yapacağımız için şimdi de yufkacıya gidiyoruz. Birazcık da yufka. Yufka burnunu neden kendiniz açmıyorsunuz? Yerine zengin açıklama yapmak ister misiniz? Erdemli'de beze yufkaya geliyoruz. Yerinde. Ve her zaman geçti değil mi? Yufkalar. Bize daha da el açma. Marketteki gibi olmaz. Evet. Yufkamızı aldım. Listemizi arabada unutmuştuk. O yüzden bir ne alıp ne almayacağımızı unutmuştuk. Market alışverişini de yaptık. Yufkayı da aldık. Yüzüğü de aldık. Şimdi bir kahve ve manav alışverişlerimiz kaldı. Onları da tamamladıktan sonra mutfağa geçiş yapılacak. Kısaca Erdemli turumuz. Erdemli'nin merkezindeyiz işte, tam böyle. Çekilmiş kahve için araba kahveye geliyoruz. Kahveyi aldıktan sonra da Halktan'a gidiyoruz. Notaryalı çikolata. Burayı keşfettiğimizden dolayı ben o kadar çok kilo aldım ki. Şu çikolata, evet özellikle bak şu çikolata. Bu saat artık pazar olmaz sandık ama var gibi. Tabii pazarda bir şey kaldı mı bilemiyoruz. Bir bakalım, gidiyoruz. Şişir kalıp ve fark ettiyseniz asla Türk yok. TC'deyiz. Mülteci kampına hoş geldiniz. Gerçekten Türk yok. Bir tek Türk yok. Pazar alışverişimizi de tamamladık. Adam geldi. Ne? Pets mi? Pens mi? Ne? Hani hayır. Pens mi? Pets mi? Bir şey dedi. Anlamadık yani. Abi İngilizcem yok. Çok şok oluş dedik ya. Nasıl böyle, aa Türk müsün dedi. Türk'üm dedi. İnsanlar o kadar şaşırıyor ki Türk görmekten, artık o kadar alışık değiller. Annem diyor ki sen de Türk. Annem diyor ki Adanalıyım, Allah'ın adamıyım. Türkçesini bilmiyorum ama annemin aşkı bu ağaç, bu çiçekler. Ukrayna'da ama 8 Mart gününde, yani kadınlar günde her zaman bu ağacı mı değil de bunun işte dallarını çiçek hediye ediyorlar. Evet. Bunun çiçeklerini böyle buket şeklinde yapıyorlar. Aldıklarımızda çilekler ezilir ama altında sanki. Evet, o çileğin şöyle. Ay kolum sıkıştı. Bizim civcivimiz. Günaydınlar. Gökyüzü ne kadar güzel görünüyor. Ay aşırı güzel görünüyor. Annemi kaybettim. Ay Çeşmeli mi? Neresi burası mahalle olarak? Kargıpınar'ında Çetinkaya'ya geldik. Nerede? Geldim. En son ben bebekken, yani bebek değil de kaç yaşındaydım? 5 yaşındayken falan buraya geldiğimi hatırlıyorum.
Geldik. Enes kasaba geldik. Şurada bakın bir dostum. Dana. Dana. Ay çok büyüksün. Bizim kasabamıza büyük bir ihanet. Ama ne yapalım, ta Adana'dalar. Mecburduk. Mecburduk bunu yapmak. Ay yoruldum. Eve geldik. Hazırlığa başlayacağız. Cana Zengin asla dinlenmek bilmiyor. Eve geldik bari biraz oturalım, bir nefes alalım dedim. Yok annem durmuyor. Hemen başladı patlıcanları hemen böyle pijama şeklinde doğrayıp. Doğrayıp değil, soyup. O kadar alakam yok. İşte neyse, görüyorsunuz. Böyleler. Böreklerimiz için patateslerimiz pişti. Ama hazırlıklarımız da tamam. Hala çok geç değil bak anne. Gerçekten hala geç değil. Gel gidelim alalım. Bunlar da kalsın. Bunu da dolma doldururuz olmadı. Taktik bulduk. Buzdolabı poşeti koyuyormuşsunuz. Sonra şuraya yaprağı koyduktan sonra içi koyuyorsunuz. Böyle iki yandan katlıyorsunuz. Sonra poşeti böyle çektikten sonra kalem gibi oluyorlarmış incecik. Onu bir deneyeceğiz. Ama bence ben genelde her konuda çok klasikçiyim. Kendimi saralım olsun bitsin. İşte gelin görsün Evren. Bakın. Gelin dediğin böyle. Parmağımdan daha ince. Gerçekten parmağımdan daha ince. İşte böyle. Ben yaparsam böyle olur. Yapmayı biliyorum. Harç bitmek bilmiyor ay. Patates böreği için harcımız hazır. Börekleri şöyle saracağız. Yarıklar için kıyma burada pişiyor. Of çok güzel kokuyor. Misler gibi. Şimdi bir şey derim ama olmaz. Yani şöyle bir anlatalım o zaman. Rus salatası yapıyoruz. Ama Ukrayna'da Rus salatası demiyorlar. Ukraynalılar Fransız salatası diyorlar. Yani bu aslında Rus salatası değil, Türklerin uydurduğu bir şey. Ya da Amerikan salatası diyorlar. İşte bu salata kimin? Hiç kimse bu salatayı kabullenmek istemiyor galiba. Her millet tarafından dışlanan bir salata olarak biz yapıyoruz bunu. Şükürler olsun, sarmalar bitti. Bu resmen bir sıkma oldu. Böyleler. Yani bilmiyorum. Fena değiller sanki. Sonlara doğru artık yeter harç bitsin diye biraz şişko oldular gerçi. Ama yine bakın. Yani o şekilde size kıyaslamanız için serçe parmağımdan, yani bu parmağım gibi değiller. Bakın daha inceler. Salatamız da bu şekilde hazır. Böylece. Tabii sunumlu koyacağız. Şimdi böyle sadece bir hazırlık, ön hazırlık yapıyoruz. Yani yarıklarımızı dolduruyoruz. Son hali bu şekilde. Tabii daha fırına gidecek. Şimdiden aşırı güzel duruyorlar. Ay vay vay. Ellerinize sağlık. Annem hem kendisine hem bana eziyet etmek istiyor sanırım. Karnı yarıktan şey attı, iç arttı. Annem de içli köfte yaparız bununla da. Ne olacak? Ne olacak ki diyor bir de. Kadar çok var. Tana bakın. Yani az bir şey değil. Allah Allah. Ay kıymalı makarna çekti ya canım. Biz kıymalı makarna yapalım. Beklerimiz pişti. Fırından çıktılar. Aşırı güzel kokuyorlar ya, mükemmel ötesi. Bu da diğer tatlı hazırlıklarımız. Annem limonata yaptı bu sırada. Burada da suyumuz var bu şekilde. Masayı göstereyim size hemen. Son hali değil masanın tabii ki. Şu an daha salatalar falan filan eksik ama bu şekilde. Yüzük çorbamız burada pişiyor. Yavaş yavaş demlene. Yüzükleri henüz atmadık bu arada. Yüzükleri en son iftardan hemen bir 20 dakika önce dedi annem. Çünkü çok şişebiliyorlarmış onlar. Hiçbir alakam yok.
Burada da pilavımız yapılıyor, pişiyor. Bol tereyağlı seviyorum. Pişmeye yakın tekrar birazcık karıştırıp tekrardan bir tereyağı koydum. Ama tane tane gibi duruyorlar, gayet iyi duruyor. Hazırlıklarımız tam gaz devam ediyor. Bu benim aslında isteme tepsimdi. Ama biz bunu böyle değerlendirdik şimdilik. Güzel bir sunumluk oldu kahve fincanlarımıza. Kahve fincanlarımız Karaca. Aşırı aşırı beğeniyorum ya. Çok güzeller bence. Çok güzel. Bu da annemin en sevdiği çiçek. Böyle güzel bir sunum ve uyum yakaladığımızı düşünüyoruz. Oturuyor ki böyle hadi tüm gün uykusu var ama uyuyamıyor. İşte böyle oturduğu yerde uyuyakalıyor çocuklar da. Evet ve son olarak soframızı bu şekilde tamamlanmış bulunmaktayız. İrina Zengin yaptı şovunu. Bayağı güzel görünüyor bence. Ay salyalarım aktı resmen. Tatlı oldu, güzel oldu.